Herkese yeniden merhaba. Malumunuz protez ameliyatları en çok diz ve kalça eklemleri için uygulanıyor. Ve eklem vazifesini yerine getiremeyecek duruma geldiğinde bu hastaların çok fazla ağrı, acı çektiğini de düşünün. Keza belki de böyle bir şikayetiniz olduğu için bu videoyu izliyorsunuz. Bunun yanında bu ağrılar, acılar için düzenli ilaç kullanmak zorundasınız. Üstüne üstlük de günlük yaşam faaliyetlerinizi, aktivitelerinizi yerine getiremiyorsunuz. Evinizden çıkıp bakkala bile gidemiyorsunuz. Bu aşamada protez ameliyatları gerçekten hayat kurtarıyor. Elbette kimsenin hoşnut olduğu operasyonlar değil bunlar. Özellikle de kullanılan protezin bir ömrü olduğu düşünüldüğünde psikolojik anlamda bile insanı huzursuz etmeye yetiyor. Eskiye nazaran günümüzde kullanılan protezlerin ömrü biraz daha uzadı. Ve zaten protez ameliyatı içinde bu protezin ömrü sebebiyle bir yaş sınırlaması var. Acil bir durum söz konusu olmadıkça 40-50 yaşında kimseye protez takılmıyor. Acil durumlar müstesna. Bu arada ilerleyici dejeneratif hastalıklardan bahsediyorum. Kireçlenme gibi, artroz gibi vesaire. Bunun haricindeki örneğin kemikte bir kanser dokusu söz konusu olabilir. Acil operasyon gerektiren durumlardan bahsetmiyorum. Kişiyi kalça ya da diz protezine götüren süreçteki yaşadığı hastalıklar biz fizyoterapistlerin de çalışma kapsamında. Ve bu rahatsızlıklar hastalarda iyileşebilen, en azından kişinin yaşıyla uyumlu eklem kalitesine, eklem sağlığına ulaştırılabilen rahatsızlıklar. Fakat bazı handikaplar var. Dilerseniz protez ameliyatları ile ilgili görüşümü en başından söyleyeyim. Sonrasında bu handikaplardan size bahsedeyim. Böylece ne demek istediğimi anlamanız daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Örneğin 45-50 yaş arasındaki bir hastayla yapacak olduğumuz çalışmalar çok daha güzel sonuçlar verecek. Fakat bu yaş grubu için protez acil bir durum söz konusu olmadıkça önerilmiyor zaten. Fakat 60-65 yaşındaki bir hastayı düşünün. 70 yaşındaki bir hastayı düşünün. Şu açıdan bakmanızı istiyorum. 60 yaşında ya da 65 yaşında bir ameliyatı geçirmekle 70-75 yaşında bir ameliyatı geçirmek aynı şey midir? Hangisi bu ameliyatı daha az yükle kaldırır, daha kolay toparlar? Evet, 65 yaşındaki biri. İnanın 5 yıl bile bu hastalarda çok şey ifade ediyor. O kadar çok şeyi değiştiriyor ki o operasyondan alınabilecek sonuçla ilgili. Ve eğer yapılacak olan fizik tedavi uygulamaları, yalnız bu şahsi kanaatimdir, yapılacak olan fizik tedavi uygulamaları kişiyi yaşıyla uyumlu eklem sağlığına kavuşturamayacaksa, sadece idare eder hale getirecek, onu ağrıdan, acıdan, ağrı kesici ilaçlardan kurtaramayacak, günlük yaşam faaliyetlerine döndüremeyecekse şayet, bana göre protez ameliyatı daha mantıklı. Keza birçoğunuzda ameliyat korkusu veya protez ameliyatı korkusu var. Şu bir gerçek ki protez ameliyatı sonrasındaki ilk 3 ay çok zor geçiyor. Hatta bazen bu süre 6 aya kadar bile sürebiliyor. Fakat hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrasında iyi bir fizik tedavi görmüşseniz bu süreci çok daha rahat atlatıyorsunuz. Genelde ülkemizde ameliyat öncesi fizik tedavi uygulanmıyor ama doku kalitesini arttırmak için o operasyonun sonrasında yaşanacakları daha kolay atlatılabilir hale getirmek için, kemik kalitesini arttırabilmek için ki birazdan bahsedecek olduğum o handikaplarda eklem kalitesinin, kas kalitesinin, kemik kalitesinin ne kadar önemli olduğundan da bahsedeceğim. Bunları arttırabilmek için operasyon öncesinde de mutlaka yeterli sürede fizik tedavi görülmesi gerekli. Çünkü çok başarılı bir operasyon geçirebilirsiniz. Ameliyat çok başarılı olabilir. Ama sonrasında gerekenler yapılmazsa bu maalesef ameliyatın da başarısını etkiliyor. Ki bazen protezli eklemle ilgili nahoş durumlar da gerçekleşebiliyor. Burada ana etken biraz kemik kalitesi, biraz da kemiğin esnekliği ile protezin esnekliği arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkan sonuçlar. Allah göstermesin düştünüz diyelim, bir kaza geçirildi ya da kemiğin esnekliğiyle onun içerisinde daha sert bir madde olan protezin esnekliği birbiriyle uyuşmadığı için ki protez aşamasına gelmiş bir hastada düşme ya da kaza söz konusu olduğunda kemiğin esneyerek kırılmaktan kurtulacağını da çok düşünemeyiz ama protezin olmadığı durumlarda belki kemik esneyecek ve kırılmaktan kurtulacak ya da çok kötü parçalı bir kırık oluşmayacak. Fakat protez içeride olduğu zaman kırılmalara daha açık hale geliyor maalesef kemik. Bunlar istisna durumlar elbette. Hiç risk almadığımız bir hayat yaşamıyoruz sonuçta. Bazen hastalardaki bu eklem bozulmasının, eklem aşınmalarının altında eklem hareketliliğindeki ya da eklem hareket açıklığındaki bir takım kısıtlılıklar söz konusu olabiliyor. Dizle ilgili yüklediğim videoları izlediyseniz şayet orada bir şeyden bahsediyorum. Dizin dönmesinden ve dönük kalmasından. Bu haldeyken yürümeye çalışmanızdan ya da dizinizi bükmeye çalışmanız sonrasında dizinize verdiğiniz hasardan bahsediyorum. Buranın dolaşımının bozuk olması sebebiyle, ağrı acı nedeniyle yürüyüş yapamıyorsanız, kıkırdak dokusunu besleyemiyorsanız ki buna özel hareketler bile gösterdim size oturduğunuz yerden yapabileceğiniz. Bu gibi problemler, aynı şey kalça ekleminde de söz konusu. Şöyle düşünün, hemen şuraya koyayım. Normalde kalça ekleminin pozisyonu böyledir ama eklem şöyle dönük kalmış olabilir. Böyle yaşayan bir sürü insan var. Böyle yürümeye çalışan, böyle merdiven çıkmaya çalışan. İçe ya da dışa dönük kalmış olabilir. Eklem yeterli açıklığa sahip olmayabilir. Hem fleksiyon, ekstansiyon dediğimiz hareketlerde, öne arkaya hareketlerde hem de yana açılma hareketlerinde gibi düşünün. Ya da çevre dokularla alakalı, kaslarla, bağlarla alakalı bir takım sıkıntılar, kısıtlılıklar, kısalıklar söz konusu olabiliyor. Ve eklemin beslenmesini hücresel anlamda hem de genel anlamda beslenmesini bozduğu için içerisindeki eklem sıvısında kayıp söz konusu olabiliyor. Kıkırdak dokunun beslenememesiyle aşınması, kireçlenme dediğimiz hastalık söz konusu olabiliyor. Bunlar önüne geçilebilen ve düzeltilebilen hastalıklar. Ama dediğim gibi bazı handikaplar var. Bu rahatsızlıklara verilen iyileşme cevabı daha erken yaşlarda evet çok daha kuvvetli oluyor ama yaş ilerledikçe artık vücudun iyileşme kapasitesi de düştüğü için yaşlanmayla birlikte, yaş almayla birlikte ve dolaşım da bir miktar zayıfladığı için belki eşlik eden başka sıkıntılar varsa doku kalitesini kaybettiği için maalesef erken yaşlardaki gibi öyle çarçabuk toparlayamayabiliyor ya da tamamen toparlayamayabiliyor. Bu sebeple ki hep şunu söylüyorum, hastayı yaşıyla uyumlu eklem sağlığına kavuşturmaktan bahsediyorum. Gelelim handikaplara, yani fizyoterapistin, fizik tedavinin başarısını düşüren etkilere. Kişide önünü bir türlü alamadığı ilerlemiş şeker hastalığı söz konusu olabiliyor. Ağır psikolojik rahatsızlıklar söz konusu olabiliyor ve bununla ilgili ilaçlar kullanıyor olabiliyor. Hastanın kilo vermesini engelleyen bir takım başka rahatsızlıkları olabiliyor. Karaciğerle ilgili yetmezlik söz konusu olabilir ya da karaciğerdeki yağlanma olabilir, karaciğer yorgunluğu olabilir. Bir takım sıkıntılar sebebiyle kas dokusunda, kas kitlesinde zayıflama söz konusu olabiliyor. Tabii karaciğer problemli olduğu zaman vücudun iyileşme mekanizmasının da yeterli olmadığını unutmamak lazım. İlerlemiş kemik erimesi söz konusu olabiliyor. Keza kemik erimesi gibi bir durum söz konusuysa ki bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Dilerseniz YouTube'da Aynur BAŞ kemik erimesi diye aratabilirsiniz. Orada ayrıntılarıyla bahsediyorum ama vücudun asit yükü fazla olduğunda bu ciddi bir solunum rahatsızlığı sebebiyle de olabilir ama genellikle beslenme kaynaklı olur. Asit yükü fazla olan gıdalar tüketmemiz sebebiyle bunu bertaraf edebilme adına kemiklerden kalsiyum çeker vücut. Ve siz kalsiyum takviyesi kullanıyor olsanız dahi bunu zaten bu asit düzeyini düşürmek için kullanacaktır. Dolayısıyla kemiklerinize bir faydası olmayacak. Bir diğer faktör ise D vitamini. D vitamini eksikliği yaşıyorsanız şayet o zaman vücudunuzda kalsiyumu tutabilmeniz de çok mümkün olmayacak. Kemik erimesi söz konusu olduğunda D vitaminin önemini artık herkes konuşuyor ve bunu biliyoruz. Lakin vücudun asit yükünün de çok önemli olduğunu ve önemli bir çoğumuzun vücudundaki bu asit yükün beslenme sebebiyle fazla olduğunu unutmamamız gerekli. Erken yaşta kemik erimesinin görülmesinin sebeplerinden biri D vitamini iken bir diğeri de asit yüklü beslenmedir. Bu asit yükünden kurtulmada beslenme kaynaklı olan için söylüyorum özellikle. Çiğ sebzeler yani salata tüketmek çok iyi iş görür. Bir diğer önemli handikapsa kişide alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığının söz konusu olmasıdır. Bir diğer etkense hastanın sık sık ya da düzenli olarak kortizon kullanmasını gerektirecek başka rahatsızlıklarının söz konusu olması. Romatoid artrit gibi, multiple skleroz gibi ya da astım gibi hastalıkların söz konusu olması. Çünkü kortizon bağ dokuyu zayıflatır. Ve zayıf bir bağ dokuyla da ne diz eklemini ne kalça eklemini iyileştiremeyiz maalesef. Böyle bir durum yoksa bile tedavi süreci boyunca hastanın bağ doku takviyesi kullanması ya da yine kolajen üretimini desteklemek amacıyla C vitamini kullanması, kas kalitesiyle alakalı magnezyum gibi ya da yine iyileştirilmenin desteklenmesiyle ilgili D vitamini takviyeleri gibi bir takım beslenme düzenlemeleri veya vitamin mineral takviyelerinin kullanılması gereklidir. Ya da bağ doku takviyesi olarak glikozamin takviyesi yine aynı şekilde kullanılmak zorundadır. Kemik suyuna çorbalar da içilebilir. Kilodan bahsettik ama yine tekrar edelim. Hasta aşırı kiloluysa şayet, ki bununla ilgili özel hesaplamalar var, bu kilonun da kontrollü bir şekilde bir an evvel verilmesi gerekli. Ve elbette hastanın egzersizler konusunda fizyoterapistiyle uyum içinde çalışması. Tüm bu handikaplar bertaraf edilmediği sürece maalesef fizyoterapiden istenen sonucu alamıyoruz. Hele ki bunlar içerisinde değiştiremeyeceğimiz ya da müdahale edemeyeceğimiz konular söz konusu olduğunda ve bunlar iyileşme sürecine önemli ketler vurduğunda, o zaman ameliyat öncesinde evet fizik tedavi ve fizyoterapi yine de çalışılmalı. Yani bu handikaplar söz konusu olsa dahi kötünün iyisi gibi düşünün. Yine de çalışılmalı. Fakat sonrasında gerekli operasyon da yapılmalı. Ondan sonrasında yine zaten sizleri bekleyen uzunca bir fizik tedavi süreciniz var. Ama bu bahsettiğim handikaplar aynı şekilde geçireceğiniz operasyon içinde, diz ya da kalça protezi ameliyatı için de bir handikap. Bu sebeple söyledim, bazen süre 6 aya kadar uzayabilir diye. Herkese Allah'tan acil şifalar diliyorum. Kimsenin ağrı, acı duyması, yattığı ya da oturduğu yere bağımlı kalması hiç kolay bir şey değil. Bugünlük de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Özellikle de birebir paylaşmayı. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.